Ben ilk Taner'le tanıştığımda çok etkilenmiştim. Bunu anlatmam lazım bu hikayeyi. Özellikle iki tane yetenek yöneticisi varken bir gün ben bir konferansa katıldım. Ama bayağı elit bir konferans ve gerçekten hani sizin tanışmak isteyeceğiniz, hani iletişim kurmak isteyeceğiniz veya da hani bir bilgi aktarımı yapmak isteyeceğiniz kişilerin katıldığı çok nezih bir konferanstı. Ben de orada bir kavanoz koymuşlar böyle. Hani katılımcılar oraya kartvizitlerini atıyorlar. Ben de şey gibi gördüm o kavanozu, bir hazine küpü gibi. İçimden diyorum ki, hayal kuruyorum ya diyorum, bu harika bir şey, düşünebiliyor musun? İşte bütün sektörün en sihirli adamları bu kavanozun içinde. İşte diyorum, ah diyorum, şöyle bir kavanoz bende olsaydı, o kavanozun içindeki kartvizitleri alıp bu insanlarla iletişim kurabilseydim, bunların bana verebileceği ne güzel şeyler var. Hakikaten yani muhteşem bir ortam diye ben böyle hayal dünyasında geziniyorum. Hani hiç aklıma bile gelmiyor. Birden birisi geldi, kavanozu aldı, ters çevirdi. Kartvizitleri bayağı bir profesyonel edayla tık 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 ayırdı. Ama böyle bir dizdi yani. Dizdikten sonra baktı. Tak 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 hepsini topladı, paketledi. Güzel cebine koydu. Ondan sonra kavanozu da tersine yüzüne koydu, bıraktı gitti. Dehşet içinde kaldım. Ama bu olay o kadar hızlı gelişiyor ki. Aman Allah'ım dedim, yani bir dakika ya dedim, ben hani burada bunu düşünürken geldi birisi bu şeyi, hazineyi aldı, kaptı gidiyor. Dayanamadım, oradan hemen birine sordum. Affedersiniz dedim. Ya dedim, bu dedim medeni cesareti bu kadar yüksek, bu kadar dedim hani egosu güçlü insan kimdir dedim. Gitti dedim, bunu yaptı, hani hazineyi aldı götürdü. Ha dedi, efendim dedi, o dedi Taner Özdeş'ti dedi. Ya o zaman ben Taner'le hemen tanışmak için yanına gittim ve kendisini tebrik ettim. Ve dedim ki, Taner dedim, seni tebrik ederim. Ha dedi, ki benim işte. Ya dedim, vallahi ben dedim, çok seni tebrik ederim. Çünkü dedim, demek ki dedim, hakikaten böyle cesur, girişimci ve atak olmak gerekiyor iş hayatında. Şimdi mesela o gün ben Taner'in özel bir yetenek olduğunu anlamıştım. Çünkü o hakikaten özel bir şey. Yani bir şeylerin peşinden gitmek, o azmi göstermek, o cesareti göstermek. Yani ve sonra fark ettim ki o Taner o toplantıda bu bireylerin hepsine tanıştı. Tek tek hepsine gitti, tanıştı, hepsini buldu. Yani ve ben dedim ki bu ustadan öğrenmem gereken şeyler var. Şimdi sizler de